Arkadaşlar hepinize merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Spastik Gamer. Bugün sizlerle beraber Don't Starve'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yanılmıyorsam 21. bölüm olması lazım. Ve benim ayrıyetten Wolfgang ile oynadığım bir serim daha var. Yani serim demeyeyim. Oynadığım bir kaydım daha var. Arzu ederseniz ilerleyen zamanlarda onu da gösterebilirim. Ama bu bölüm Wilson'la yine devam edelim. Wilson öldükten sonra arkadaşlar yani Wilson'la oynayış süremiz bittikten sonra yeni bir karakterle oynamayı planlıyorum. Evet. Ve o karakteri siz belirleyeceksiniz arkadaşlar kendi verdiğiniz oylarla. Hani isterseniz hangileri açılmışsa o açılanlar arasından seçim yapacaksınız. Ben de ona göre oynayacağım. Merhaba Wilson'cığım. Evet, ben de seni seviyorum canım. Belli. Yani beni sevdiğin o kadar belli ki. Şimdi ben yorumlarınızı okudum abi ve okuduğum yorumlarda şunu gördüm. Bana bir Tophead yapmam gerektiğini söylediniz. Şunu yani. Akıl sağlığımı toparlaması açısından. Böyle bir şapka yapmam gerektiğini söylediniz. 6 tane örümcek ağ ile yapılabiliyormuş ve 6 tane örümcek ağ neredeyse hiçbir şey. Benim şeyim nerede abi, şemsiyem? Şemsiyem? Şemsiye? Şemsiyem nerede lan? Ciddi diyorum bak. Şemsiyemi ver çocuk. Heh. 3 mü? Mızrak. At şunu ya. Neyse. En azından yağmur akıl sağlığımı daha çabuk azaltamıyor. 2 tane sandviçim var. Bir tane fistikim var ve bir köftem var. Chester'cim sende neler var canım? Oo, Chester da iyi. Diğer bölüm iyi toplamışız ya. Gerçekten iyi toplamışız diğer bölüm. Ve tavşan tuzakları kurduyduk arkadaşlar yanılmıyorsam. Sabah olduğu zaman o tavşan tuzaklarını gider kontrol ederiz ve oradaki tavşanları alıp geliriz. 19 zırh nedir Wilson'cım ya? Neyse yeter bize herhalde. Bir ani kurt baskını olmadığı sürece yeter gibime geliyor. Yağmur olduğu için yapabileceğimiz fazla bir şey yok ama yüksek ihtimal bir etkisi olmuyordur ama arkadaşlar ben böyle ateşin yanında şemsiyeyle durarak şemsiye. Neyse. Ateşin yanında bununla durarak umbrella'yla ateşin sönmesini engellediği gibi bir kanıya kapıldım sanki. Pek etki etmiyordur ama ne yapayım yine de hani. Hayal gücü abicim bir deneyeyim dedim. Dur ya koy kenara be. Drop. Drop. Heh. Bu yağmurlar iyiye işaret değil. Ya da iyiye işaret belki bilemiyorum. Ve arkadaşlar haritayı göstermek istiyorum sizlere. Görmüş olduğunuz gibi bayağı bir hafiften de olsa yerleştik. Ama daha hala tarla kuramadım. Tarla kurmak için tezeye ihtiyacım var ve tezek bulabilmiş değilim. Penguenler var. Burada tuzaklarımız var kaçmak için. Şurada bir yerde ağaç gardiyanı vardı. O tekrar geldi. Ağaç diktirdi. Kestik mestik. Diğer bölüm bayağı bir olaylar oldu ya. Acayip olaylar oldu hem de. Öyle böyle değil. Bu arada arkadaşlar bu bugün içerisinde çektiğim 8. video galiba. 8 mi 9 mu tam olarak emin değilim. Hatalarım olursa affola arkadaşlar. Her zaman izleyen insan anlatan insandan daha güzel şeyler görebilir. Hani ekranın her yerine dikkat edebilir. Misal ben şu CD'si çok geç fark ettim ama sizler bunu çabucak fark edebilirsiniz. Çünkü izliyorsunuz arkadaşlar ve çok dikkatli insanlarsınız. Yani dikkatli olmasanız bile bir şekilde fark edilebiliyor. Ekranın her yerinde gözünüz gezebiliyor. Bizim sadece odaklanmamız gereken anlatıcı olarak karakterin ana bulunduğu kısım var. Bu arada yağmur ne kadar şiddetlendi ya. İnanılmaz şiddetlendi hem de. Ben bu kadar şiddetlenebileceğini tahmin etmemiştim. Evet. Şimşek çaktı ve paratonerimiz bizi korudu. Değil mi Chester'cığım? Tam yerlerine dikiyorum arkadaşlar. Bakın burada da bir paratoner var ama ben onu gösteremiyorum şu an sizlere. Burada da bir paratoner var. O da benim ekinlerimin yanmasını önleyecek de kenardan bir yerden sıçrarsa artık bilemiyorum. Tutsaklarım var oraya kaçmak için. Daha hiç kaçmak için kullanmadım ama kullanabilirim elbette. Evet Wilson sabah oldu. Ve kış geldi be. Hadi be. Ulan tavşanları almadan kış gelir mi ya? Ne şomazlı insanım ben ya. Tavşanları almadan kış geldi, iyi mi? Şimdi ne yapacağız hacı? Hacı abi sen ilk önce başına şu topeti tak. Tapeti tak ki. Tam bir beyefendi oldu ya gerçekten. Birazcık akıl sağlığın yükselsin. Sen de en çok akıl sağlığında sorun yaşıyoruz. Daha sonra. Git şuraya bir yere. Bizim burada sıcak... yine mi geldiniz ya? Bunlar şimdi çıkmaz ki. Of 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 of.
Gök delindi sanki ya. Sanki gök delindi abi ya. Bakalım bir toplayabileceğimiz bir şey var mı? Ne olur şu yemişler olmuş olsun. Oh be. Oh be, kışın sağlam yerdeyiz arkadaşlar. Kışın sağlamız 4. 8. 11 tane. Ne yapalım? Varsın olsun arkadaşlar. 11 olsun fark etmez. Kışı geçireceğiz. Bu kışı da atlatırız gibime geliyor. Ya umarım atlatabilirim yani. Ama böyle kör topal yaşayarak bir yere varamayız ya. Ben açıkçası dünyayı pek beğenmedim arkadaşlar ya. Dünyada bir şey var gibi sanki. Ya dünya birazcık kaynak açısından kısıtlı ya da ben bu kaynakları kullanmayı bilmiyorum. Şöyle harita olarak baktığımız zaman da haritayı 3 aşağı 5 yukarı açtım gibi ama haritada açmadığım yerlerde mevcut yani. Şuradan aşağı hiç inemedim misal. Buradan şurası okyanus galiba. Yok, okyanus falan değildir de açamadım ben orayı. Buranın ortasını açamadım. Daha buradan ileriye bir geçiş daha var. Ya da orası bitiştir tam emin değilim. Orayı da açamadım. Elimde de... Aha tamam. Şimdi hatırladım. Ama Fire Staff'la olmaz ki o ya. Ice Staff yapmam lazım. Ice Staff'ı nasıl yapacağım ben? Bir dakika. Gülüm buradan değil ya. Ice Staff, Ice Staff, Ice Staff nerede olur ki? Bumerang yapabilirim arkadaşlar yine bumerangla. O Varlus'u öldürüp oradan bir item alma derdindeyim arkadaşlar. O düşen item sayesinde kendime hız asası yapabileceğimi ümit ediyorum. Bakın hız asası için Varlus dişi gerekli galiba. Yok, Varlus tot değerdi dişi olsaydı. Bir şey gerekli işte ama o Varlus'un gerekli şeyini nasıl düşüreceğim ben? O var. Uzun menzilli bir silah ihtiyacım var. Bu arada akıl sağlığım iyi toplanıyor ya. Bir yemek yeriz, hemen yemeğin yerine yenisini yaparız. Bizim taşımız vardı, evet. Evet, taşımız vardı. Aslında o kadar büyük kış değil ya. Kışın ilk günü olduğu için o kadar soğuk değil. Gidelim biz bir. Şunu al. Ne biçim gök gürlüyor ya. Acayip bir şey ya. Cidden acayip bir şey. Penguenler umarım bizim şunlara takılmamışlardır ya. Hani öldüklerine değil de arkadaş, o giden şeylere yanarım ben. Varluslar yerleşmişlerdir herhalde ama varluslara neyle saldıracağım? Önemli olan o. O köpeklerini falan hallederiz ama işte anne varlus, baba varlus falan gelince onlar kötü oluyor ya. Bu arada benim sesim iyice gitti, iyice. Oyunun sesi çok fazla açık değil, değil mi? Bana mı öyle geliyor yoksa? Galiba bana öyle geliyor. Şu dokunmatik telefon kulaklığı gerçekten artık kulağımı haşat etti. Köfte yiyelim, yerine yenisini yaparız. Çak abi. Şuradan bir köftelik malzeme al. Bu çürümesin. Kurbağa bacağıyla dur lan, değişik fantazi yapacağız. Bir tane böyle yapacağız. Bir tane bundan. Bunu bir at bir. Bunu bir at. Chester'cim. Canım. Mutfağım. Bekle. Bir sandviç daha yapalım abi. Şöyle. 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 Böyle sandviç oluyor muydu lan? Umarım böyle sandviç oluyordur. Kurbağa bacağını kurutabiliyor muyuz peki? Şuradan kur... Oğlum ne biçim yağmur yağıyor ya? İyi, kurbağa bacağını da asabiliyormuşuz. Bunu da öğrenmiş oldum. Bakın şunun sağlığı da birazcık azalmış. Sağlığı komple dolu olanlar var. Köfte mi? Öf, mındar oldu normal et. Ne yapalım artık? Yapacak bir şey yok. Of! 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 Abi nasıl yağıyor ya? Abi nasıl yağıyor ya? Tövbe estağfurullah lan. Tövbe ya Rabbi ya. Kıyamet mi kopuyor? Ne oluyor arkadaş? Gök yarıldı ya. Gel gel gel. Sen şurada ısın. Isın, parlayacaksın sen şurada. Abi biz bugün uyuyalım. Zıbarıp yatalım biz bugün. Başımıza kötü bir şey gelecek. Ciddi diyorum ya. Zıbar yat, zıbar yat. Oh be. Arkadaş nasıl atlattık o fırtınalı günü ya? Rabbel alemin ya. Chester'cim. Canım. Sen şunu bir gömmelisin. Bir tane daha köfte yapacağız. Zaten kurbağa derisinden de yapabiliyoruz sanırım köfteyi. Artık. İki adım atmadım lan.
İki adım atmadan nasıl donabiliyorum ya? İki adım atmadım. El insaf ya. Akıl sağlığı 150 olmuş. Birazcık o dursun da kafama şu Buffalo Head'i takacağım. Nerede o Buffalo Head? Aha tamam burada. Bu akıl sağlığını yükseltiyor mu? Çık. Neyse. Buralardayken bununla dolaşalım arkadaşlar. Böyle ateş yaksak mı aslında? Dur. Mücahan şapkasını takalım. Buffalo Head'i. Biraz ısınalım. Tamam. Çok güzel. Hadi şimdi defolup gidelim. Göl donmadıysa abi, göl donmadıysa gölden balık tutalım. Tamam mı? En güzel fikir bu bak. Göl donmadıysa gölden balık tutalım. Umarım göl donmamıştır. Hadi bakalım birazdan öğreneceğiz. Sorumuzun cevabını almış olacağız. Yani ikinci kışa girdik abi. Ben ilk kışı nasıl atlattık ona şaşıyorum. Bu arada burada 11 tane de yemiş var. Bilmiyorum ya sonumuz ne olacak. Bir de kurtlar gelirse tam olur ha. Neyse dur. Şoma hazırlık yapmayacağım abi. Göl donmamış yaşasın. Çabuk çabuk. Bu kadar ağacı da tabii ki ağaç gardiyanının korkusuna diktik arkadaşlar. Geçen bölümü izlememiş olan arkadaşlar için özet geçelim yani. Bu kadar ağacı korkudan ağaç gardiyanının korkusuna diktik. Ama fark etmedi. Gardiyan yine bizim domuzların evinin oraya kadar geldi. Biraz daha balık tutalım. Daha bu göller buz tutacak falan biz bittik ya. Çok çok zor günler bizi bekliyor. Hadi bakalım. Verirsin. Eyvah eyvah. Donuyor galiba. Donuyor mu? Ne oluyor be? Neler oluyor hayatta? Her şey yine aynı kalsa. Kendi sesimden telif hakkı yemeyeyim de şimdi. Çok efsane olur kendi sesimden telif hakkı yersem. Hadi versin bir balık daha. Bir balık daha gözüm. Lan ne var? Vik 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 vik. Ay zıkkımın dibi. Hadi. Abi bir yerler buz tutuyor ya. Hadi. Ah. Tamam. Balık tutmak normalde huzur verici olabilir ama arkadaşlar emin olun bu oyunda huzur verici bir şey değil. Kesinlikle. 5 tane de balığım olmuş oldu. Tüh ya keşke tavşan stone'u kış bitmeden yapabilseydim ama maalesef. Hindi gelirse buraya dur şu mağazaların üzümü yok. Hindi ne arasın burada? Buraya hindi gelirse o gerçekten çok kötü ya. Hindi eyvah. Ya hindi bitirir bizi yani. Var mı burada başka bir şey? Eyvah eyvah. Sadece kurumuş etler var. Ne yapacağız abi? Fish stick için mutlaka bir yemiş gerekiyor muydu? Tamam. O kurudu bu morsel oldu sanırım. Evet. Tamam güzel. Güzel oldu bunun oldu. Peki hacı abi. Bunu asabiliyor muyum? Oh be. Balığı kurutursak daha iyi arkadaşlar. Balığı kurutmamız her zaman için daha iyi. Şöyle yapalım. Hemen iki balık, bir kurumuş et. Çürümekte olan kurumuş et. Bir tane de çubuk. Hadi. Hayır yanlış yaptık. O Monster Meat olacak. Eyvah. Tüh lan. Şey yapacaktım ya. Abi şunla yapacaktım. Neyse onu da alalım. Onu da diğerini bununla yaparız. Bunları da böyle bu arada şöyle dursun. En bozulmadıktan bozulana doğru. Sanırım doğru bir şey yaptık ya. Doğru bir yemek yaptık galiba. Öyle de olmuş olabilir. Şunu alalım. Dur bakayım ya. Ondan ne çıkacaksa ona göre yapacağım. Çünkü bu et normal de yenebiliyor. Ondan ne çıkacak bilmiyorum da güzel bir şey çıkacak galiba ya. Oley fiştik tamam. Tamam normal eti de mındar etmeyelim. Şöyle koyalım. Değil mi? Normal et de mındar olmamış olur bu sayede. Bu zaten can dolduruyor. Gün köfteyi. Oh canımız ağzına kadar doldu. Bunları neden ayrı ayrı koyuyorum? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunların bozulma derecesi farklı. En çok bozulanı en önce kullanmak için hemen el altına koyuyorum. Hazırda yemeğimiz de var. Balığımız kuruyor. 2 tane, 2-3 tane hazır, 4 tane hazırda yemeğimiz var. Bir tane burada var. Etlerimiz var. 11 tane berimiz var. Tamam, herhalde bu kışı da atlatırız. Ama bunlar yetmeyecek yani. Ona eminim. Belki kıl payı yeter. Çok zor durumda kalırsam pişmiş mandıraken var. Daha da zorlanırsam çiğ mandıraken var. Onu pişiririm. Yani yaparız bir şeyler.
Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Farkındayım. Bölüm birazcık kısa oldu ama Don't Starve'ı da o bugün içerisinde aradan çıkarmak istedim açıkçası. Hani birazcık yorgunluk var üzerimde ve Don't Starve videosu da gelsin istedim yani. Sadece diğer serilerin üzerine yüklenelim istemedim. Bu yüzden arkadaşlar bu videoyu da çekiyorum. 15 dakika 20 saniye falan oldu aslında. Biraz daha bekleyelim, 20'ye tamamlayalım bence. Ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. 20'ye tamamlasak bile yapabileceğimiz bir şey yok. Peki şu top hat'i takarsam ne oluyor? Daha mı yavaş düşüyorsun? Deneyelim abi, 150 falan. Hız aynı mı sanki? Allah Allah. Bana aynı gibi geldi ya. Neyse. Bakalım kulaklığımı çıkardım diğer sesleri duyabileyim diye ama kurt falan... Kurt mu? Kurt sesi... Oh be. Abicim şu domuzların sesi bile beni ürpertiyor ya. Ay 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 ay. Gerçekten domuzların sesi beni ürpertmeye yetiyor. 49 ne kadar var? 96, 20. İyi iyi, bunlar yanımızda bulunsun. Ne olur ne olmaz. Backpack'ler bakalım sizde bir şeyler var mı? Boş. Boş. Değil. 11 altın boş mu? Al onu. Tak bunu. Burada bir yere de bir boşluk olması lazım. Aynen. Koy buraya. Sesim birazcık alçalmış olabilir arkadaşlar. Farkındayım. Ki gerçekten bayağı bir alçak sesle konuştuğumu fark ettim. Hani canlı yayın olsa bu kadar yorar arkadaş ya. Hani canlı yayın yapanlar nasıl yapıyor bilmiyorum da artık saatler boyunca. Belki de ben fazla konuştuğumdandır. Biraz normalde konuşkan birisi değilim de arkadaşlar videoya geçince böyle bülbül gibi şakıyabiliyorum. Hadi sabah ol. Sabah. Sabah. Ve tata sabah, evet. Wilson'ın da sakalı geldi. İyi iyi. Sakal Wilson'ın üşümesini engelliyordu sanırım. Şunu da alalım. Bir tane örümcek ağı alalım. Gidip yine balık tutalım abi. Bugün de balık tutalım. Yegane kaynağımız o dere donana kadar balıktır abicim. Göm abi. O yegane kaynağımız o dere donana kadar balık arkadaşlar. Dere donduğu zaman da bir şey buluruz ki donacak. Dere donacak. Çabuk çabuk. Çabuk Wilson çabuk. Hemen başına şunu da tak. Ateş başındayken takarsın ötekini. Yürü 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 yürü. Yürü, hızlı olmamız lazım abi. Dere donacak çünkü bu. Karın yağması hiç iyiye işaret değil. Karın yağması demek derenin donması demek. Ve dere donarsa eğer balık tutamayız. Hemen 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 hemen. Şu ay vah, gidiyor gidiyor. Dere gidiyor. Dere gidiyor, göl gidiyor, ne diyorsan. Ay vah be. Ha hadi çek. Eyvah be. Eyvah be. Ateş yakınca ısınmıyor arkadaşlar. Dere denedim. Aa, bir dakika. Geçiyor gibi sanki. Kar geçiyor gibi sanki. Yapma be. Yapma be. Seed'in bile önemi var abi. Seed'in bile önemi var. Artık ayva yedik ya. Ne oluyor lan? Bu tarafa doğru gittikçe kar yağışı azalıyor mu? Ne oluyor? Arkadaş ben buradan üşüdüm. Bak zaten hava soğuk, beni cinlendirme ya. Nerede penguenler? Hay başlayacağım senin domuz sesini şimdi ha. Evet arkadaşlar. Bittiğimizin resmiyete dökülmüş halidir bu. Göl de dondu. Balık da kuruyana kadar donmasa bari. Bozulmasa yani. Şunu koyalım şöyle. Yani arkadaşlar ne yapacağımı bilmiyorum. En azından yeterince yakacağım var gibi sanki. Evet 40 burada var. Bir 40 da burada vardı. Evet. Yeterince kömürüm var. Odunum da var bir şey olursa diye. Diğer malzemelerim de tam. Sakalımız da var bizi soğuktan daha çok koruyacak. Bölümü burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.